Hocam kaderle ilgili açıklamalarınız hayata bakışımı değiştirdi. Artık kendime göre yolunda gitmeyen bir şey olduğunda mutlaka Allah'ın benim için takdir ettiği mükemmel kaderi yaşadığımı daha çok düşünüyorum. Böylece içim her zaman rahat oluyor. Hocam hiç beklemediğiniz olağanüstü bir olay olsa ve bunun sonuçları bize zahiren zarar veriyor gibi gözükse burada da yine kadere teslim tavrımızı nasıl koruyabiliriz demiş Engin Toy demiş. Ben size sorayım vereyim hocam. İnşallah. Evet. Allah'ın benim için takdir ettiği mükemmel kaderi yaşadığımı daha çok düşünüyorum. Böylece içim her zaman rahat oluyor. E doğru. Hocam hiç beklemediğimiz olağanüstü bir olay olsa ve bunun sonuçları bize zahiren zarar veriyor gibi gözükse burada yine kadere teslim tavrımızı nasıl koruyabiliriz? E zaten bunun güzelliği tadı oradadır. İnşallah. Yani bir yönüyle yani. Hepsi boydan boya güzeldir ama burada bir daha güzelleşmiş demektir. Evet inşallah. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ayet var Kur'an'da. İki taraftan sıkıştırıyorlar. Mesela bir bu taraftan, bir o taraftan. Düşmanın arasında kalıyorlar. Bir kısmı diyor ki haşa Allah hakkında bir zanlarda bulunuyor. Bak, evet. Birincisi bir kere Allah haşa var mı yok mu diye bak sıkıştığında. Evet. İşte imtihan budur. Biliyor musunuz Cenab-ı Allah imtihanı? Daha önce iman ediyor. Evet. Ama evet. Sıkıştığında Allah hakkında zanlarda bulunuyor. Kimi de diyor Allah Resulü hakkında diyor zanlarda bulunuyor diyor. Evet. Yani bizi aldattı mı acaba evet. Haşa. Evet. Bize yalan mı söyledi acaba gibi zanlarda bulunuyorlar. Evet. Bir kısım müminler de ne diyorlar? Şeytanlar Allah'a sığınırım. Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiğidir bu diyorlar ve imanları artıyor. Elhamdülillah. Maşallah. İşte makbul olan budur. Maşallah evet. İşte elmasla kömür orada ayrılıyor. İnşallah. Demek ki insan ateşle imtihan olur. İnşallah. Altını da alırsın, ham altını değil mi? Ateşin içine koyuyorsun. Gümüş de öyledir. O eracif kısmı ateşte üst tarafa çıkar o köpük ve berbat olan kısım. Onu bir atarsın. İnşallah. Tertemiz altın kalır altında. İnşallah. İşte Allah da insanları böyle ateşle imtihan eder. Zorla imtihan eder. Kaliteli, aklı başında, yiğit, dürüst, samimi insanlar asla etkilenmez. Sürekli Allah'a sadakatini devam ettirir. İnşallah. Allah'a sürekli hüsnü zannedilir. Allah'a bir kere inanılır. Bir kere dost olunur. Bir kere aşkla delicesine sevilir ve bir daha sonsuza kadar bırakılmaz. İnşallah. İnşallah. Her ne olursa olsun kolun kopar, ayağın kopar, öbürü ayağın kopar, gözünü çıkarırlar, burnunu koparlar. Hala aşkla Allah dersin. Elhamdülillah. İnşallah. İnşallah. İman budur. Maşallah. Allah sevgisi budur. Bunun dışındakiler iman olmaz. İnşallah. 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 Seviyorsa evet. Değil mi?